herkese. Ben Meryem Kanalıma. Hoş geldiniz. Bugün İzmir'deki sahafları ve plakçıları dolaşacağız. Sahafları, plakçaların hepsini çok seviyorum gezmeyi. Bu yüzden İzmir'de de böyle hem yeni gelenler için onları gezmeyi seven, oralardan kitap alışverişi yapmayı seven, plakları almayı sevenler varsa tam bir Google hizmeti ayağınıza geldi. O zaman ilk sahafımıza gidiyoruz. Bu tarafta. Şeker atmışız gibi. Üşüyordu. Çok yukarıdalar. 4 metre kadar yukarıya raf koymak zorunda kaldık. Çünkü mekan bunu bize dayattı. Ama farklı merdivenler kullanıyorum. Burası için ayrı, şurası için ayrı. Bir de dışarıda içeri getirip götürmek zorunda kaldığım uzun bir merdivenim var. Onunla yukarıya çıkıyorum. Çok zor oluyor tabii, biraz yorucu oluyor. Bir okuyucu o anda bir şey isterse bulmak pek kolay olmuyor. O yüzden dürbünler koydum. Aa, çok iyi. Mantıklı. Bunu görmemiştim. Aynen. Dürbünle yukarıya bakıp hangi kitap olduğunu eğer görebiliyorsa da hoşuna gidiyorsa onu indiriyorum. Deneyebilirim. Tabii ki. Hangi? İstediğini deneyebilirsin. Bunlar opera dürbünleri. Bu daha çok evde böyle oyuncak dürbün arası bir şey. Şu da yine operada kullanılan. Bunu dene istersen. Ortadakiyle netleştirebilirsin. Palto Sahaf, Gönül Yazar Sokağı'nda. Eğer Minre'yi de biliyorsanız onun sokağından girince Pio Kita ve Bile de yan yanalar. Buraya gelebilirsiniz, çok tatlı. Aynı zamanda çay kahve de içebilirsiniz burada. Ve... Küçük bir yakek yok değil mi? Yok. Pio Kita ve Bile aramızda zaten böyle hani çok yakın bir dostluk ve komşuluk da var. Bir sürü etkinlik de yapıyoruz. Belki Medeni söylemiştir size. Yok, söylemedim. Masal, şiir, edebiyat söyleşileri, bazen gösterimler yapıyoruz, şiir geceleri yapıyoruz. Şeyden afişleri görüyoruz böyle. Bu etkinlikleri bir arada yürütüyoruz benim. Bu etkinlikler de varmış. O zaman mutlaka gelin bence. İkisi de çok tatlı kitapçılar bana göre. O yüzden çok sevdim. Buraya da gelin. Şimdi diğer yerlere gidelim. Taking away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you're singing that song. And I got a lump in my throat, 'cause you're gonna sing the words wrong.
when that hotline bling. That can only mean one thing. I know when that hotline bling. Sahaf ve plakçıları gezdim. Ölüyorum şu an, sırtım terli, her yerim ağrıyor, yoruldu ama çok mutluyum, çok güzeldi. Bir sürü güzel insanla tanıştım, bir sürü güzel sahaf tanıdım, plakçı tanıdım. Yarısını falan bilmiyordum nerede olduğunu, ne var ne yok diye. O yüzden öğrenmem iyi oldu yani. Aslında aradığınızda bayağı yer var, hani sadece bakmak gerekiyor, gitmek gerekiyor. Siz de arıyorsanız böyle sahaf, plakçı vesaire bulamıyorsanız, umuyorum ki bu video size yardımcı olmuştur. Kitapçıları gezerken yeni yeni kitaplar gördüm. Kitapçılarda plaklar da varmış, kasetler de varmış. Bazı çok eski gazeteler var, çok eski dergiler var. Onları gördüm, böyle çok iyi geldi bana. Eski şeylere bakmak çok güzel geliyor. Bir yandan da böyle kendi şehrimi tanımak, daha iyi tanıyabilmek. İzmir'in muhtarı gibi hissediyorum yani, çok güzel hissettiriyor. Bana annem hep mahallenin muhtarı mısın falan der yani. Çünkü gittiğim her yerde sürekli birileriyle tanışırım. Oranın esnafıyla falan tanışırım böyle. O yüzden şu anda da İzmir'in muhtarı gibi hissediyorum birazcık. Bu arada sahafları gezerken bir tane kitap buldum, böyle videoyu çekerken gözüme bu ilişti ve kitap böyle filozofların ağzından gezi yazısı gibi bir şey. Düşünün artık yani, ben çok beğendim. Hatta bunun videosunu bile çıkarabilirim. Hemen altında plakçıyı arıyordum. Plakçıyı ararken plakçı üst kattaymış, Kızlar Ağası Hanı'nın üst katındaymış. Üst katına ilk defa çıktım. Çok güzel bir yer. Oraya apayrı bir video yapacağım. Çünkü gez gez bitmiyor ve sürekli böyle sanat, işte müzik, kitap, bunun dolu dolu olduğu bir yer. Aşağıdan hiç alakası yok, apayrı bir dünya. Yani şehrin turist olduğu İzmir'in klasiklerini gezerken kemer altında Kızlar Ağası'nı dolaşmıştım. Sadece alt tarafını dolaşmıştım. Üst tarafı olduğunu bilmiyordum. Ya keşke o zaman onu da dolaşsaymışım. Yani çok güzeldi. Zaten oraya hani kahve içmeye gitmiştik ama onu da içmedik zaten. Neyse. Evet. Bu video böyleydi. Bu gibi videoların daha çok gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hatta yorumlarda da belirtebilirsiniz. Hatta benim nereleri gezmemi istiyorsanız İzmir'de onları da belirtebilirsiniz. Çok mutlu olurum. Zaten bunun bir sürü devamı gelecek böyle. Sizin için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Gideyim artık.